Merhaba, Türkiye Hastanesi'nden kardiyoloji uzmanı doçent doktor Kahraman Coşansu. Kalp krizinin en sık rastladığımız belirtileri özellikle göğüs bölgesinde bastırıcı tarzda, sıkıştırıcı, fil oturmuş gibi dediğimiz özellikle ezici bir ağrı olmasıdır. Bu ağrı özellikle 15 dakikadan uzun sürmesi, omuza, kola, sol kola özellikle olmak üzere yayılım göstermesi, çeneye doğru yayılım göstermesi en sık rastladığımız bulgudur. Bunun dışında soğuk terleme diğer sık rastladığımız bir bulgudur. Kalp damar tıkanıklığı olan hastalarda özellikle sessiz gelişen semptomlar vardır. Daha doğrusu çok önemsemediğimiz ve başka hastalıklara özel olan bazı semptomlar kalp gizli damar tıkanıklıklarında da gözükmektedir. Örneğin bir nefes darlığı yeni gelişmişse, halsizlik şikayeti yeni gelişmişse, efor yaparken normalde rahat çıkabildiğimiz birkaç kat merdiveni yeni başlangıç olarak nefes darlığıyla çıkabiliyorsak ve zorlanıyorsak bu da bir gizli kalp krizi belirtisi olabilir. Bunun dışında yeni gelişmiş ritim bozuklukları, çarpıntı şikayetleri yine belirtiler arasındadır. Anjiyo aslında bir tedavi yöntemi değildir. Anjiyo sadece bir görüntüleme yöntemidir. Damarlardaki tıkanıklığı saptamamızı sağlar. Daha sonrasında eğer damarda anlamlı bir darlık varsa tedavi usulü olarak balon ve stent tedavisine geçilebilmektedir. Yani anjiyo tek başına sadece bir görüntüleme yöntemidir. Ailesel yönden kalp riski olan kişiler özellikle yani ailemizde kimde varsa daha çok risk altındayız diye bakacak olursak en fazla risk birinci derece akrabalarında kalp hastalığı olanlardır. Bunlar da anne, baba ve kardeşlerdir. Anne, baba ve kardeşlerde özellikle 55 yaş altında erkeklerde 65 yaş altındaysa bayanlarda kalp damar hastalığı varsa biz de o risk faktörünü taşımaktayız demektir. İyi stent diye bir şey aslında var mı? Yok. Bütün stentler amacı zaten damar açmak olduğu için iyidir. Ancak birbirinden daha iyi olabilme durumu söz konusudur. Yani yapılan çalışmalarda bazı stent markalarının markadan ziyade içeriklerinin saldığı ilaçların daha uzun ömürlü olduğu ve buna bağlı olarak damarın 10 yıllık tıkanma riskinin daha düşük olduğu stent cinsleri vardır. Ancak toplamına baktığımız zaman tüm stentler mecburen koyulması gerekiyorsa koyulmamasına göre zaten daha iyi bir durumdur. Kalp damarına stent takıldıktan sonra stentin çıkarılması gibi bir durum söz konusu değildir. Çünkü stentler takıldıktan sonra 24 saat 48 saat içinde endotel dediğimiz tabakayla kaplanmaya başlar ve bizim damarımızın normal bir bütünleşik tabakası haline gelmiş olur. Yani sonradan çıkarılma gibi bir durum söz konusu değildir. Tıkanırsa dahi tekrardan açılıp içine balon yapılıp tekrardan gerekirse içine stent takılabilir. Kalp yetmezliği hastalarının özellikle ilk gördüğümüz belirtileri arasında bir efor dispnesi sayabiliriz. Yani hareketle 100 metre 200 metre gitmeyle hemen yorulma gibi şikayetler önceden yoksa daha sonradan oluştuysa bu kalp yetersizliği belirtisi olabilir. Bunun dışında yorgunluk hissiyatı normalde sağlıklı hiçbir sıkıntımız olmayan bir kişiyken yorgunluk hissediyorsak bu da bir belirti olabilir. Bunun dışında ayaklarımızdaki ödem özellikle çift taraflı olması kalp yetersizliğinin görülen bulgularından bir tanesidir. Özellikle kalp yetersizliği ailede bir kalp problemi yok ise 50 yaş üstünde daha sık görülmektedir. Ama kalp krizi olsun, genetik kalp hastalıkları olsun, tim problemleri olsun, kalp damar hastalıkları olsun bu hasta gruplarında çok daha erken yaşta görülebilmektedir. Kalp yetersizliği hastalarında kalp gücü düşmese de kalp fonksiyonları bozulması tam olmasa da ödem gözükebilmektedir. Özellikle kalbin sağ tarafındaki yetmezlikler vücudun alt taraflarında bacak, ayak bilekleri başlamak üzere üst tarafa doğru ödeme sebep olabilmektedir. Burada diğer ödem tiplerinden ayırt edici olarak bastığımız zaman çukur bırakmaktadır ve de iki taraflı olmaktadır.